Beşiktaş'ın konuğu Gençler Birliği olacak. Şimdi Vodafone Park'a çeviriyoruz kameralarımızı. Söz sevgili Hakan Gündoğar'da. Soğuk bir hava var İstanbul'da. Sözü sana bırakalım Mektepe'den Hakan. Şöyle söyleyeyim, 11 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Saatler 17.05'i gösterdiğinde ama bu saate geldiğimizde 6 derecelik bir hava sıcaklığının olduğunu görüyoruz ki yağmur olasılığı maç saatinde %40 olarak gözüküyor ve havanın da bir hayli soğuduğunu izleyicilerimize aktaralım. Bugün Beşiktaş Gençler Birliği ile karşılaşacak ki Gençler Birliği son 7 haftada sadece bir mağlubiyet almıştı ki o mağlubiyeti de yine İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı almıştı Hamza Hamzoğlu ve öğrencileri. Hamza Hoca'nın gelmesiyle birlikte çok iyi bir çıkış yakalamışlardı ki bu çıkışta iki önemli futbolcu Stanku ve Tio, her iki futbolcunun attığı goller, yapmış olduğu asistlerle yükselişte iki futbolcunun da çok önemli katkılarının olduğunu söyleyelim ama bu iki önemli futbolcu bu akşam Beşiktaş'a karşı sahadaki yerlerini alamayacaklar. Beşiktaş takımı ise baktığımız zaman Wolverhampton, Erzincan, Malatya ve Fenerbahçe mağlubiyetleri aldı son oynamış olduğu 4 resmi karşılaşmada ve bu akşamki karşılaşmada da yine takımın golcüsü Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle olmayacağını söyleyelim. Burak Yılmaz'ın yanı sıra Roko da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor ve Jermaine Lens de cezalı olduğu için bu akşamki karşılaşmada ilk 11'deki yerini alamayacak. Geçtiğimiz hafta çok eleştirilmişti özellikle 3 futbolcu: Roko, Rebosho ve Diaby. Diaby yine bu akşam ilk 11'de forma giyecek çünkü Lens'in olmayışı nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu akşam yine Diaby'ye şans vermesini bekliyoruz. Sakatlığı tamamen geçen Fenerbahçe maçında da sonradan oyuna dahil olan Enkudu'nun da ilk 11'de başlamasını beklediğimizi belirtelim. Yine derbide ilk 11 başlamayan ama karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya giren Adem Laiç işte yine bu akşam ilk 11'de görev yapacak. Caner Erkin'i sol bek mevkinde göreceğimizi izleyicilerimize hatırlatalım. Tabii geçtiğimiz hafta aslında Beşiktaş takımının Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetten sonra en çok konuşulan konu maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine 3 penaltıyı vermemesi, 3 pozisyonda penaltı noktasına gitmemesi, VAR'a gitmemesiydi. Bunlar konuşulmuştu ama Beşiktaş takımı teknik direktörü Abdullah Avcı kendi öz eleştirisinde yapmıştı. Bu akşam karşılaşmada Beşiktaş takımının bu eleştirilere, geçtiğimiz haftaki kötü oyuna ve son 4 resmi karşılaşmada almış olduğu mağlubiyetlere nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak konusu. Tabii bu yılın son karşılaşması Beşiktaş için ve bu yılda iyi kapatmak istiyor siyah beyazlar. Gençler Birliği galibiyetiyle kapatmak istiyorlar. Ama az önce de belirtmiş olduğum gibi takım içerisinde önemli eksikler var. Tıpkı Gençler Birliği'nde olduğu gibi ki az sonra ilk 11'lerde açıklanacak. İlk 11'ler açıklandığında da yine A-Spor ekranından izleyicilerimize aktaracağımızı belirterek sözü tekrar Cüneyt Şen'e bırakalım.